Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la yapılan ödemeleri mercek altına almıştı. Dolandırıcılar bunu da fırsata çevirdi ve Mustafa Özel'i tuzağa çekmeye çalıştılar. Bakın hikayenin sonu nasıl bitti. Bunun kaç parasını göndereceğim? 19.040 TL. Mustafa Bey, hesabınıza IBAN'a para girdiği için, herhangi bir açıklama yapılmadığı için bir dosyanız var. 98.000 TL ceza kesilmiş dedi. Dolandırıcılar artık her yolu deniyor. Şimdi de IBAN yoluyla kurbanlarını ağlarına düşürüyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Henüz olaya gitmedim. Ben de 15 dakikada bakayım size. Tamam. Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelerde IBAN'la yapılan ödemeler için esnafı yakın takibi aldı. Usulsüzlük tespit edildiğinde ceza kesileceği açıklandı. İşte dolandırıcıları iştahlandıran da bu oldu. Dolandırıcılar sizi aradığında ilk olarak IBAN yoluyla birine para gönderdiğinizi ve açıklama kısmını boş bıraktığınızı söylüyor ve ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından size bir ceza kesildiğini ve kısa bir süre içerisinde de o cezayı ödemenizi istiyorlar. Bana anlattı işte şöyle ceza kesildiğinden dolayı, IBAN'a para yatırıldığından dolayı. 98 bin lira dedi, E-Devlet'e düşecek abi dedi, daha önceden ödeyin dedi. Mustafa Özer de vergi dairesinden borcu ödeyeceğini söyledi ama telefonun ucundaki dolandırıcı kabul etmedi. Muhasebeciye talimat verecek, gidecek, vergi dairesini ödeyecek. Doğru mu anladın? Doğru ama 15 dakika, 10 dakika vergi dairesine işlem yapıp bana dekontrolmasını verip arkasından ben de mail atacağım, yetişecek mi? Sahtekarlar 10 dakika içinde 19.040 lira ödeme yapılmazsa borcun 96 bin liraya çıkacak yalanıyla karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. 10 dakika vaktiniz var Mustafa Bey. 10 dakikada yatırdınız yatırdın. Yatırmazsanız 96 bin TL'yle para borç ödemeniz gerekiyor dediler. Mustafa Özer konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı ve tuzağa düşmekten son anda kurtuldu. Kesinlikle hiçbir devlet personeli sizi arayarak herhangi bir şekilde sizden para talep etmez. Size karşı bir soruşturma başlatıldığını ya da idari yönden bir para cezası kesildiğini, para gönderilmesini talep ederlerse bir emniyete ya da savcılığa şikayette bulunarak hakkında suç duyurusunda bulunur.